anda meydana geliyor. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Haftanın gündemleri programında tekrar sizlerleyiz. Bu haftaki gündemimizde sadece Ayasofya'yı aldık. Zira Ayasofya yıllardır, 10 yıllardır ülkemizin gündemini işgal etmekte. Yüzeysel şekilde işgal ettiğini düşünmekteyiz biz. Bugün de biz Ayasofya'yı malum herkesin gündeminde bir de tek başına Ayasofya'yı alıp değerlendirip tek başına Ayasofya'yla ilgili bir program yapmaya karar verdik. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk Kürşat Bey, merhaba. Merhabalar. Evvela değerli izleyicilerimiz, belirtmek isteriz ki sadece bugün değil, biz geçmişte de Ayasofya hakkında çeşitli yorumlarda bulunuyorduk. Birileri gündem yaptı diye biz bunu hadi gündemimize alalım değil ama çok meşgul etti bu sefer gündemi. Biz de alalım dedik, geçmişte gelen tecrübelerimiz ve bilgi birikimlerimizi de inşallah sizlere aktaracağız. Diğer taraftan Ayasofya gündem olduğu zaman bir kısım cami yapılsın diyor, bir kısım müze olsun diyor. Hatta son zamanda kiliseye çevrilsin, saygı duyalım diye nerede oldu? Onlar hiç kale almıyoruz da biz. Bu Ayasofya müze kalsın diyenleri toplumu bilinçli olarak ikiye ayırıyorlar. Müze kalsın diyenleri direkt dinsiz ilan ediyorlar. Cami olsun diyenleri dindar gibi rahatsız ediyorlar. Biz şunu belirtelim, şu an Ömer Bey de ikimiz de elhamdülillah Müslümanız diyen iki kişiyiz. Elhamdülillah Müslümanız ve dinimize de bağlıyız. Böyle iki insanız biz. İki insandan dinleyin bakalım neymiş. Yani topluma ayırdıkları gibi değil. Herkes bilgi birikimi açısından en olgun şekilde düşünmeye çalışıyor. En azından biz öyle düşünmeye çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde Hristiyanlığa sempati duyduğumuz için, dinler arası diyaloğa saygı duyduğumuz için değil, bir Müslüman olarak bugün söyleyeceklerimizi dile alacağız. Buradan şimdilik ben başlayayım, bir girizgah yapayım, size bırakayım, tekrar alacağım. Değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz program birlikte izliyoruz. Ömer Bey ile yazışmamızda dedim ki hukuki, kanuni, dini, siyasi ve tarihi açıdan ele alalım. Kendisi dedi ki Ayasofya'nın dedi dini bir kısmı yoktur, dini bir tartışmaya gerek yoktur. Her şeyi siyasi açıdan ele alalım dedi. Bakış açımız da bu şekilde. Çünkü ben de katılıyorum aynı zamanda bu küçük bir eleştiri de oluyor. Siyaseten şu an her şeyi gündeme getiriyorlar maalesef. Dini açıdan değil. Ama ben yine söylüyorum. Dinen, Ömer Bey sizden bir dinlemek isteriz. Dinen bir Müslümanın namaz kılması için betona ihtiyaç var mıdır? Ya da şöyle söyleyeyim. Caminin dinen en azından bir tanımlama yapalım sonra bu tarafa geçelim. Şart mıdır? İslamiyet'te Hristiyanlık'ta olduğu gibi kiliseleşmeli miyiz? Yani kilise derken o bir kurum biliyorsunuz. Biz kiliseleşmeli miyiz? İlla cami mi olması lazım bizde? Camiler bizde olmazsa ne olur ya da? Böyle kısa bir sizden almak istiyorum ben bu bilgiyi. Size bırakıyorum. Şimdi Kürşat Bey, her zaman söylüyorum. Tekrar etmekte fayda var. Ben bir din alimi değilim. Tamamen aklımın yettiği ölçüde yorumlamaya çalışıyorum bilgileri. Onun için dinleyicilerimiz bu anlamda alsınlar verdiğimiz bilgileri. Benim sözlerim tamamen bana aittir. Evet. Hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Tamamen fikir eksersizi yapıyoruz burada. Yani seyircilerimiz ona göre dinlesinler bizi. Üstadım ben de niye size soruyorum? Ben de onu da söyleyeyim madem yeri gelmişken. Ben sizin bilgi birikiminizin bu konu, dini konularda benden daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve akli melekelerinizi kullanarak yorumlar yaptığınızı düşünüyorum. Bu nedenle sizin benden daha iyi yorumladığınızı, daha iyi yorumlayacağınızı, izleyicilerimizden daha iyi şeyler öğreneceğini düşünüyorum. Bunu yani ola ki, üç aranın birisi çıkar, Ömer Bey veya da Kürşet Bey kendi akıllarına göre fetva veriyorlar efendim, haddlerini aşıyorlar derler. Biz onlara cevap olsun kabrinden bu açıklamayı yapalım. Önce şeyimizi koyalım da rezervimizi ona göre dinlensin evet. Bizim söyleyeceklerimiz. Yani biz bir din alimi değiliz. Elhamdülillah Müslümanız ama din adına ahkam kesecek çapta görmüyoruz. Sadece aklımızın yettiği ölçüde bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. İslam'ın dine bakışından argü edelim öncelikle. Mescitlere geçmeden önce isterseniz, mabetlere geçmeden önce Kürşat Bey. Bu konuda
3 ayrı ayet var. Benim ön plana çıkan, daha doğrusu bir sürü ayet var da, ben ön plana çıkan 3 ayetten hareketle konuya yaklaşmaya çalışacağım. Ayetlerden birisi Mekke'de iniyor. Kafirin suresinin 6. ayeti. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Ayet bu. Ben şöyle yorumluyorum bu ayeti. Mekke döneminde inmişti. Peygamber yalnızdır. Etrafındaki Müslümanların sayısı azdır. Müşrikler sürekli baskı yapıyor. Peygamberimiz bu ayetle kendisini biraz daha rahat hissediyor. Yani fazla zorlamıyor, fazla öne çıkmıyor. İslam'ı, Müslümanları baskıdan kurtarmak için. Yani bize ilişmeyin. Sizin dininiz bana, benim dinim bana diyor, evet, Peygamber. Ben sadece tebliğ ederim. İster uyarsınız, ister uymazsınız diyor. Medine dönemine geçince 622'de milattan sonra şu ayet iniyor. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Bu Ali İmran suresinde geçiyor bu ayet. 19. ayet. Ali İmran suresi hicretin 3. yılına itibaren indiği söyleniyor. 9 yıl sürmüş. 200 ayetlik. Uzunca bir sure. Sonra yine Medine'de bir ayet daha iniyor. 286 ayetlik Bakara suresinin 256. ayeti. Dinde zorlama yok. Ben kuşkusuz Allah katında din İslam'dır ayetinin, Allah diyor ki, benim yorumuma göre, benim tanıdığım din, muteber din İslam'dır. Siz artık gerisini siz düşünün demek istiyor. Yani ondan sonra da aynı günlerde veya da aynı yıllarda inen ayet, dinde zorlama yoktur diyor. Yani benim tanıdığım din İslam'dır, ancak dinde zorlama yoktur. Siz kafa aklınıza göre, bilgi seviyenize göre kendi yolunuzu seçin. Benim dinime de uymazsanız şu cezaları göreceksiniz diyor diğer ayetlerinde de. Benim şöyle bir çıkarımım var. Ne kadar isabetli olur o da seyircinin idrakine kalmış. Ben şöyle diyorum tabii yine. Benim sözlerim bağlayıcı değil. Hem Allah katında yegane din İslam'dır ayeti, hem de dinde zorlama yoktur ayeti Medine döneminde iniyor. Bakara suresi 10 yılda tamamlanıyor. Peygamberin ölümüne kadar devam ediyor. 622'de başlayıp 632'ye kadar devam ediyor. 280 çok uzun bir sure malum. Ali İmran suresi de yaklaşık öyle devam ediyor. Ancak Ali İmran suresindeki Allah indinde din İslam'dır ayeti 19. ayet. Yani daha önce gelmiş olması lazım. Dinde zorlama yoktur ayeti ise 286 ayetlik surenin 256. ayet, daha sonra gelmiş olması lazım. Öyle çıkarımda bulunuyorum. Evet. Yani burada en son ayet dinler konusunda dinde zorlama yoktur ayeti olarak görüyorum ben. Öyle yorumluyorum. İşin ilginç yanı, Allah kilise ve havraları da kutsal mabet kabul ediyor. Kürşat Bey, kilise havra kavramları da Allah'ın isminin çokça zikredildiği mekanlar olarak söyleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Hac suresinin 40. ayeti. Ayeti okuyayım izninizle. Ayetin mealinden okuyorum. Tamamlayıcı olur. O müminler tamamen haksız yere ve sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için öz vatanlarından çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bir kısmının kötülüğünü diğer bir kısmının eliyle savmasaydı, işlerinde Allah'ın ismi çokça zikredilen manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılıp giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere elbette yardım edecektir. Çünkü Allah mutlaka kuvvet sahibidir, her işte üstün ve mutlak galiptir. Görüldüğü gibi ayette manastırlar, kiliseler, havralar da kutsal mekanlar olarak zikrediliyor. Tıpkı mescitler gibi. Bu ayeti tefsir ederken, yine Kur'an, Diyanet'in Kur'an yolu, en son tefsir, Kur'an yolu tefsirinden aktarıyorum. Bazı müfessirler işte şöyle de ayette geçen ve sırasıyla manastırlar, kiliseler, havralar şeklinde tercüme edilen kelimeler genel kabul görmüş esas alınarak çevrilmiştir diyor Diyanet yetkilileri. Buna göre alınan kelimelerin ilki rahiplerin ibadet için kapandıkları yüksek ve saf yerler yapılmış inziva yerleri, ikincisi Hristiyanların ve üçüncüsü Yahudilerin ibadet mahalleleri anlamındadır. Tefsirlerde bunların hangi din mensuplarına ait mabetler olduğu konusunda farklı görüşlerde bulunmaktadır. Bu ayetin ki oralarda Allah'ın adı bol bol anılır şeklinde çevrilen kısmının sadece mescitler olduğunu söyleyenler de vardır diyor. Ben şahsen katılmıyorum buna. Ben kiliselerin, havraların da Allah'ın isminin zikredildiği yerler olduğunu daha doğrusu kabul ediyorum. Zaten müfessirlerin çoğu da bu görüştedir. Haberi bu konuda başlıca yorumları aktardıktan sonra burada özel bir durumun kastedildiğine dair bir açıklama bulunmadığına göre ayeti kapsamlı biçimde anlamanın uygun olacağını belirtir. Buna göre ayeti yorumlarken Allah'ın onun birliğine inananlara
putperestlere karşı mücadele gücü vermesi, topluma bireylerin birbiriyle haksızlık etmemelerini önleyen bir yönetim nasip etmesi, tanıklık ve benzeri hukuki yolları göstererek hak sahiplerine hak gaspı yapan tarafa karşı korunmasını sağlaması gibi durumlar göz önünde bulundurmak gerekir demiş. Yani ben burada ayette geçen müminler sözcüğünden Hristiyanların ve Yahudilerin de ehli kitap olan din mensuplarında kastedildiğine sanıyorum, inanıyorum daha doğrusu. Dolayısıyla yani kiliselerin camiye döndürülmesi, havraların camiye döndürülmesi gibi bir zorunluluk yok İslam'da. Bunu anlıyorum bu şeylerden, ayetlerden. Bu ayetlerden hareketle İslam tarihi boyunca Müslüman devletlerin fethettiği, ele geçirdiği yerlerde kiliselere ve havralara fazla dokunulmamış Kürşat Bey. Evet. Dokunulmamış. Yani camiye çevirmek, camiye tahvil etmek gibi bir arayışın içine girmemiş İslam devletleri. Ancak böyle belli başlı, böyle sembol eserler, işte Ayasofya gibi, ne bileyim Diyarbakır Ulu Cami gibi büyük mabetler fethin bir nişanı, başarının kutlanması anlamında, bu Allah'ın emri olarak değil. Allah'ın böyle bir emri yok yani. Gittiğiniz yerlerde kiliseleri, havraları, ne bileyim işte diğer dünyevi dinlere ait mabetleri illa camiye çevirin diye bir hüküm yok. Bu arada sadece peygambere bir hadis isnat edilmiş. İşte kiliseleri yıkın, mescide çevirin diye. Bu ayetin de bazı ravilerinin zayıf olduğu, güvensiz olduğu söylenmiş. Yani bu hadiste fazla itibara alınmamış. Kur'an'da da aksine hüküm olmayınca İslam devletleri genelde gittikleri yerlerdeki mabetlere dokunmamışlar. Yakıp yıkmamışlar. Denilerini yapmışlar ve dediğim gibi Ayasofya çapında, ne bileyim Diyarbakır Ulu Camii çapındaki bazı sembol mabetleri camiye çevirmekle yetinmişler. Aslına dokunmadan, mimari özelliği bulmadan, yıkmadan onu da Kürşat Bey. Mesela belki minare yaparak, ne bileyim işte kürsü, minber gibi yaparak, ilave yaparak kullanmaya devam etmişler. Sanatsal değerine fazla dokunmamışlar. Evet. Belki işte içinde resimler varsa, ne bileyim süste bazı canlı suretleri varsa onların üzerine kapatarak kullanmaya devam etmişler. Benim gördüğüm, okuduğum, şu andaki bilgi birikimim bunu evet. Söylüyorum. Hocam öncelikle tarih açıdan şöyle söyleyeyim ben. 1453'te fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet bir iddianın önemli bir kısmına göre, yani önemli bir kesim bunu söylüyor. Fatih camiye çevirmesinin asıl sebebi, çünkü fethederek gitmez çevirmiş, Ayasofya'nın yağmalanmasını engellemek için bunu ilk yapmış. Bir de Kürşat Bey, namaz kılacak mekan yok o anda, o sırada. Geleceğim hocam. Dediğimde yıkılmış cami, kilisenin çoğu yıkılmayan, sağlam kalan yerde cuma namazı kılmış Müslümanlar. Fatih evet. Sultan Mehmet oluyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet, tabi tarihi Vakanüvisler'den öğreniyoruz bunu. Ona güvenmek zorundayız bu belgelere. İstanbul'u fethetmeden önce kılık değiştirip İstanbul'a da iki kere girmiş. Yani Ayasofya'yı da daha önceden görmüş. Büyüklüğünü görmüş. Tarihi olarak ya da mimar olarak hayran kalmış bir kişi. İstanbul'u fetheder etmez de ilk kişi biraz önce dediğim gibi Ayasofya'yı korumak için, yağmadan korumak için camiye çeviriyor. Camiye çevirince Müslüman kesimde dokunmuyor. Şimdi savaş ganimeti. Yani bir anlamda savaş ganimeti. Bunu camiye çeviriyor. Daha sonra da camiye çevirdikten sonra dediklerinizde haklısınız. Kılacak yer yok. O zaman fazla cami yok. Onlar çevirmiş. Camiye çevirirken de oradaki işte Meryem Ana resimlerini, freskleri, işte şeyleri isterse kazıttırabilirdi. Yani yok ettirebilirdi. Hayır. Onun sıvasını dökmeden üzerine sadece yeni boya yaptırarak onlara kapattırıyor. Bu bile bir şeylere saygı duyduğunu gösterir. Eğer bir daha hani diyorlar, şöyle bir yalan da var, yeri gelmişken onu da söyleyelim. Güya Fatih Sultan Mehmet'in bir tane vasiyetnamesi varmış da demiş ki işte ben burayı camiye çevirdim. Bu camiyi bir daha başka bir şekilde çevirene Allah lanet etsin gibi güya Fatih Sultan Mehmet'in bir vasiyeti varmış. Böyle bir vasiyet yok. Ben çok araştırdım. Ben yaklaşık 15 yıldır bunu inceliyorum. Kürşat Beyciğim, paylaşımlarında görmüşsündür. Vasiyeti olsa bile, vakfı olsa bile yani bu kadar illa biz Fatih'in bütün vasiyetlerini yerine mi getiriyoruz? Aslında Fatih İstanbul'un tamamını bile vasiyet etmiştir, emanet etmiştir.
Ne demişti? Evet. Ormanlarından bir dal kesenin başını keserim demişti. Evet. İstanbul'da yeşil bırakmadı çoğu yerde. Bu bahsettiğiniz ferman olarak, yazılı belge olarak mevcuttur ama vasiyetname yoktu. Bu ormanlarından bir dal kesenin ferman. Ama o zamanın kanunu olarak mevcuttur bu. Yani, şu an yok. Yani. Madem öyle bütün vasiyetlerine uyuyoruz. Bu İstanbul'u koruyalım o zaman. Evet. Hani Sultanahmet Civanı'yı gökdelenler yıkarak İstanbul'un tarihi silüetini bozan gökdelenleri biz tıraşlayacaktık. Küsüyorduk evet. Onlara Fatih Bey. Uğraşlanmadı gökdelenler. Şimdi üstadım evet. Bu vasiyetname böyle bir şey yok. Artı hadi oldu diyelim. Burayı bir daha eğer Fatih'in kafasında böyle bir düşünce olsaydı evvela sıvaları aşağıdaki alttaki sıvaları söktürürdü. Bir daha gerçekten de çevrilemez. Yani resmini bile çevrilemezdi. Bütün Ayasofya hakkındaki Hristiyanlık dönemi belgeleri yok ettirirdi, çizimleri yok ettirirdi. Böyle bir şey yapmadı. Şimdi Fatih'in bedduası olmadığı gibi bunlar nereden çıkıyor üstadım? Ben bunları çok dediğim gibi inceledim vaktiyle. Mustafa Armağan var. Fethullah Gülen cemaatinin iyi yazarlarındandır. Vatan haini benim gözümde. Çakma tarihi. Evet. Nerede milli tarihimiz varsa o saldırır. Ona saldırtırlar. Yani çıkan haberlerin birçoğu, bu tür çıkan haberlerin birçoğu o kaynakçası odur. İşte Püsküllü Kadir var. Kadir Mısırlı. Evet. Mehmet Şevket Eygi var. Eygi var. Üstadım Mehmet Şevket Eygi Almanya. Ölüp gittiler. Kurtuldum. Almanya'nın işte kurtulamadık üstadım. Oraya geleceğim. Bu Eygi Almanya'dan destek alıp misyoner çalışmalar yapmış Türkiye'de. Misyonerler sokmuş. Kadir zaten Kadir Püsküllüsü İngiltere'li pasaportlu. İngiltere'den doğrudan destek alıyor. Kaynakçılarını İngiltere'den alıyor. Mustafa Armağan da Gülen cemaatinin önde gelen elemanlarındandı. Şimdi oraya geleceğim. Ölüp gitti dediniz ya üstadım. Şimdi Gülen cemaatinin bile terör örgütü olduğu anlaşıldı. Şimdi gitti bunlar. Artık millet itibar etmiyor ama 2010'da, 2012'de söylediklerine hala internette dolaşıyor, kitap olarak dolaşıyor. İnsanlar o zaman ayırt edemiyor. Ya bunlar teröristti, ben bunlar geçmiş sözlerine de inanmayın. Kaldırım atım da diyebiliyorlar. Onların ektikleri fitne tohumları, düşmanlık tohumları hala yaşıyor ve büyümeye de devam ediyor maalesef. Şu an bir internete girdiğiniz zaman kaynakçı olarak karşınıza, çünkü o zaman güçlüydüler, kendilerini, hani Google'da bir arama şeyi var ya, aranana göre çıkıyor en önde. Kendilerini her zaman önüne çıkarttırdılar. Hala tıkladığınız zaman en önde bunların yazısı çıkıyor. Halk bunları okuyor. İşte kimin yazdığına genelde insanımız bakmaz. Bir baksa Mustafa Armağan. Mustafa Armağan'ı tanısa diyecek ki ya bu adam bu ülkeye kastetmiş bir adam. Ben bunu okumayayım. İşte bunun farkına varamıyor memleketimizdeki insanlar. Üstad Bey, yeri gelmişken belki bir daha dönüş yapamayız. Kadir Mısıroğlu'nun hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Diyorlar ki bugün Avrupa'da cami olmayan tek başkent Atina. Yunanistan'ın başkenti Atina diyorlar bu İslamcı kardeşlerimiz. Ya bu Kadir Mısıroğlu dememiş miydi kardeşim? Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı. Demek ki Yunan kazansaydı Ayasofya'da kalmayacaktı ortalıkta. Evet. Çünkü Anadolu'da bütün camiyi de yıkıp şey edecekti. Yıkıp yakacaktı Yunan kafiri. Evet. Ya Kadir Mısıroğlu'na hani itibar ediyorlar ya. Doğru. Yani doğru söyledikleriniz doğru. Doğru derken söyledikleriniz doğru. Şimdi üstadım Atina'da cami olmazsa bile beni ilgilendirmiyor. Yani Atina'dakiler uçurumdan atlarsa onlar öyle yaptı biz uçurumdan atlarsa. Beni ilgilendirmiyor. Beni kendi ülkelerimiz, kendi derken ülkemizden bahsediyorum. Kendi ülkelerimiz olmalı. Biz Atina'dan çok çok önce devletleşmiş, milletleşmiş bir milletiz, bir devletiz. 4000 yıllık resmi yazılı tarihimiz var, dikili taşlarımız var bizim. O yüzden başka... Kürçat Beyciğim, biz İstanbul'u Yunanlardan mı aldık? Bir kere yanlış burada. Evet. Ya biz Kıbrıs Rum kesiminde efendim bir camiye Bizans bayrağı asılmış da bilmem ne yapmış da efendim Yunanistan şöyle demiş de ya biz bunları niye muhatap alıyoruz? Biz büyük devletiz. Biz Yunanistan bizim altı sancaklı bir vilayetimizdi kardeşim. Evet. Altı sancaklı ibaret bir vilayetimiz, dünkü vilayetimizdi. Biz neden bunları muhatap alıyoruz? Niye biz kendimizi küçültüyoruz? Yunanistan'ın Kıbrıs Rum kesiminin ne dediği bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi şeyimiz mi ilgilendiriyor bizim? İşin ilginç kendi ama. Kendi kendimizi ilgilendiriyoruz. Niye kendimizi küçültüyoruz? Eş zamanla orada bayrak asılması ne kadar ilginç değil mi üstadım? Gözden kaçıyor bence. Yani ama Türkiye'de normal. Bu tartışmayı başlatıyoruz. Oradan siz bir destek verin de biz böyle bir tartışma başlatalım şeklinde bir durum var. Biz kalkar Fetih Suresi okudursak onlar da yaparlar. Normal bu yani. Bunlar bu. Tepki duymamız yanlış esasen yani. Normal. Evet. Olabilir.
Şimdi üstadım, az önce neyle kalmış, tarihten geliyorduk. Şimdi şeyi öncelikle belirtelim. Bu tarihi hususlarda özellikle tarih dedim ben, kuruluş dönemimizi, Cumhuriyet'in kuruluş dönemini de alıyorum bunun içine. Bu Püsküllüler, Armanlar vesaire diğerleri. Şimdi ülkemizde şunu da düşünmesi lazım hali hazırda vatandaşın. Bizim medyamız kimin elinde? Tamamı ecnebilerin, ekseriyetle Hristiyanların elinde. Hatta birçok şirketimiz, sadece onlar değil, hemen hepsi destek verenler, sponsorlar, reklam verenler, tamamı şey, Hristiyanlar. Şimdi şunu düşünmeleri lazım. Bunları yönetenler Ayasofya'nın, bir Hristiyan Ayasofya'nın cami olmasını ister mi? İstemez. Şimdi eğer o ekranda çıkıp da bunlar tartışılıyorsa, bunda amaç başkadır. Bunlar tartışılırken ya cami olsun diyenler oraya çıkartılıyorsa amaç başkadır. Ben olayı daha genel kapsamlı olarak baktığım zaman şunu görüyorum. Şimdi müzeye çeviren kimdir orayı? Mustafa Kemal, resmi olarak müzeye çeviren. Kılıç hakkına geleceğim daha, bilginiz olsun. Müzeye çeviren resmi olarak kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk kimdir? Atatürk'e bu insanların, bu Püsküllülerin, Armağanlıların, diğer işte düşünürlerin düşmanlığı nereden geliyor? Atatürk olduğu için değil, şahsı olduğu için değil. Atatürk kurucu irade. Yani Atatürk devlettir. Eğer kurucu iradeden bu insanları, Türk milletini soğutursalar, doğal olarak devletten de soğutmuş olacaktır. Ben bunu böyle görüyorum. İlk hedef kurucu iradeden insanımızı soğutmak. Bunu yapmak için de şu an ellerindeki en iyi argüman, en iyi alet din aleti. Dini kullanarak, Ayasofya gibi meseleleri kaşıyarak önce Atatürk'ten soğutacaklar insanları. Atatürk'ten soğuyan devletten soğuyacak. Daha sonraki aşamada zaten devletten soğumuş bir milletin devletin ayakta durmasının imkanı kalmayacak. Tekrar bir işgal, ondan sonra Ayasofya, kilise bile olur. Bırakın cami, müze kalmayı, kilise bile olur. Tam burada İslam'ın emrini, İslam'ın hükmünü söyleyeyim. Fıkhı hükmünü. Evet. Atatürk'ün yaptığı İslam'a, fıkha uygundur. Müzeye çevirmesi. Dinliyorum sizi üstadım. İslam ansiklopedisi. Diyanetin İslam ansiklopedisi. Bu ansiklopedi, bu İslamcı kardeşlerimizin de itibar ettikleri, işte Hayrettin Karaman'ı, Ali Bardakoğlu, ne bileyim Kafi Dönmez, bir sürü kalburuzlu ilahiyatçıların görüşünden, ortak görüşünden sonra yayınlanmış bir eserdir. Mehmet Akman yazmış kilise maddesindeki ilgili bölümü. Ben kendisini tanıyorum. Ancak tanıdık profesörler Tayyar Altı Kulacı'na kadar bunu olur verip madde yayınlamışlar. Diyor ki savaş yoluyla ele geçirilen şehirlerdeki mevcut kiliseler yıkılmaz ve tahrip edilmez. Ancak bunların mabet olarak bırakılıp bırakılmayacağı konusunda lehte ve alete iki görüş vardır. Hanefilere göre, bizim mezhebimiz Hanefilere göre, Diyanet'in de savunduğu, Diyanet'in takip ettiği uygulamalarını belirlediği mezhebe göre devlet başkanı, yani Atatürk, bu kiliseleri Hristiyan mabedi olarak bırakabileceği gibi camiye de çevirebilir ya da mesken olarak kullanılmasına karar verebilir Hanefilere göre. Evet. Bazı Şafi ve Hanbeli hukukçularına göre kiliselere dokunulmaz, kullanım tarzı değiştirilmez. Yani kiliselerin yapımına ise izin verilmeyeceği kanaati hakimdir. Bak bizim Hanefi mezhebimiz ne kadar hoşgörülü. Hoşgörülü bir mezhep. Yani bizim mezhebimize göre Atatürk'ün yaptığı işlem doğrudur. Müzeye çevrilmesi İslam'a uygundur. Hiçbir aykırılığı yoktur. Evet. Üstadım, şimdi işin bir başka boyutu da, kılıç hakkına geleceğim şimdi, ben tanımlama yapacağım. Şimdi Osmanlı diyorlar ki nasıl davrandı? Bir defa şunu söyleyelim. Osmanlı ele geçirip diğer Türk beyliklerinin eserlerine nasıl davrandı? Hiç buraya bakan var mı? İnceleyip de ya vatandaşa bunu anlatan var mı? Yok. Çünkü neden? Amaç kafa karıştırma. Bir şeylerden insanları soğutma. Bakın Alanya'da, Alanya'dan Konya'ya kadar Anadolu Selçuklu'nun yeridir. Hala mirastır. Onların torunları şu an yaşıyor. Torunları belli bir yaşıyorlar şu an. Hala birçoğu mirasını almak için çabalamaktadır. Buralara nasıl davranmış? O camilere, o kalelere, Selçuklu'nun fethettiği kalelere, diğer Karamanoğlu Beyliği'ni bir işgal ettiğinde, daha doğrusu savaşta kazandığında birçoğunu alıp Avrupa'ya göndermiş, buna mübadele diyorlar ya da nüfus idaresi diyorlar ama bu aynı zamanda sürgün anlamında da geçiyor. Yani devrin şartlarıyla düşünen yok. Neymiş efendim? İşte Fatih burayı fethetmiş, kılıç hakkı olarak camiye çevirmiş.
Ondan sonra biz ne 2020'deyiz, neyi tartışıyoruz? 1453'te Fatih'in kılıç hakkı olarak orayı camiye çevirmesine. Ya Fatih'in o gün devrin şartları, sosyolojik algısı, nüfus algısı, politikaları gereğince o günün şartlarında orayı camiye çevirmek uygundu, çevirdi. Biz buna niye takılıyoruz ki bu kadar yani? Daha başka ya bir şey söyleyeceğim. Kılıç hakkı falan hikaye. Böyle bir şey, böyle bir hak yok. Üstadımlar, kudretin varsa yaparsın kardeşim. Tanımlamadıkları için bu kadar sürüyor. Ben şimdi tanımlama yapacağım. Kılıç hakkı nedir? Hiç bugüne kadar hiç ekranlarda gördünüz mü kılıç hakkını tanımlayan? Yok. Bir kılıç hakkı deyip geçiyorlar. Üstadım, kılıç hakkı ele geçirme hakkıdır. Kan bedelidir. Savaştaki kan bedelidir. Can bedelidir. Ele geçiren, ele geçirdiği topraklar ya da mal, mülk üzerinde istediği gibi karar verme hakkına sahiptir. Buna kılıç hakkı denir. Yani kılıç hakkı dediğimiz bu hak değildir. Tekrar belirtiyorum. Kan bedelidir, can bedelidir. Fatih de İstanbul'u ele geçirdiği zaman bedelini demiştir ki ben bu bedel karşılığında Ayasofya benim artık, istediğim gibi karar veririm. Camiye çevirmiş. O günün şartlarında uygun. Şimdi oradan şuraya geleceğim ben. Bakın çok ilginç bir nokta. Bunu tartışırken gözden kaçan bir şey var. Ya İstanbul Kasım 2018'de işgal edildi. Elimizden çıktı. Fatih'in hükmettiği devlet 2018 Kasım ayında son buldu. Saltanat kaldırında son bulmadı. Başkentini kaybettiğinde bir ülkenin başkenti yoksa ülke olmanın unsurları vardır. Toprağın olacak. Bir ülkenin toprağı olacak. İşte hükümdarlığı olacak. Egemenliği olacak. Ülke olmanın şartları vardır. Senin başkentin bile yok. Bırak toprağı. 2018 Kasım ayında İstanbul İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar tarafından işgal edildiğinde Fatih'in hükmetmiş olduğu Osmanlı Devleti artık bitmiştir. Kılıç hakkı da burada bitmiştir. Ve bu İstanbul 5 yıl boyunca işgal altında kalmıştır. Dile kolay 5 yıl, az bir süreden bahsetmiyorum. Aynı sürede Timur imparatorluk kurmuştur. Aynı sürede savaşa İzmir'e kadar gelmiştir Orta Asya'dan çıkıp. Bakın bunlar gözden kaçmasın. 5 yıldan bahsediyoruz. 5 yıl neticesinde Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'u tekrar fethetmiştir. Benim gözümde budur. Ve Fatih'in... Bizim bugün konuşmamız gereken Fatih'in kılıç hakkı değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kılıç hakkıdır. Mustafa Kemal Atatürk de bunu nereye yüklemiştir? Türk milleti kendi şey değildir, sanatı yoktur. Türk milleti kendisi de bunu dillendirir zaten. Söyler, sürekli söyler. Türk milleti egemenliğini geri almıştır haklarını. Yani o zaman Atatürk'ün Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti değil, Atatürk'ün vasiyeti geçerli bizim. Aynen üstadım. Şimdi bu noktada Atatürk de ne yapmıştır kılıç hakkı olarak? Kan bedeli, can bedeli o kadar zorluk çekilmiş. Ne yapmıştır? Buranın müze olmasını takdir etmiştir. Bitti. Ben daha ötesine bakmam. Bu ülkenin bir kurucusu var. Bu ülkenin kurucusu Fatih Sultan Mehmet değil, Mustafa Kemal Atatürk. Kasım'da bitti. Kasım 2018'de bu Osmanlı İmparatorluğu. Buradan ele alınması lazım. Maalesef alınmıyor. Maalesef alınmıyor üstadım. Şimdi bu noktadan hareketle işte buradan sonrasını tartışalım siyasete. Siyasete demiştiniz ya bir şey yok, dini yeri yok. Biz dinen de biz izah ettik. Tarih olarak da izah ettik. Ben kılıç hakkı olarak da nasıl gördüğümü izah ettim. Şimdi buradan sonrasını Atatürk'ün mirası, vasiyetnamesi ve Cumhuriyet dönemindeki hali olarak sizin paylaşımlarınız vardı. İsterseniz siz buyurun. Şu anki haliyle dair geçmişte nasıl gelmiş, kimler dillendirmiş size bırakıyorum. Dedik ya Kürşat Bey, işte İslam'ın hükmü bu. Genelde İslam devletinin başkanına bir Hanefi mezhebi özelliği yorumu. Evet. Kiliselerin, havraların nasıl kullanılacağının takdirini İslam'ın emirine, devlet başkanına bırakıyor. Atatürk de o dönemin kurucu devlet başkanımız olarak emir olduğuna göre, hükümdar olduğuna göre bir anlamda onun takdiriyle müze yapılmıştır. Bizi o bağlar artık. Biz ona bağlıyız. Evet. 1453'teki Fatih'in vasiyeti bizi bağlamaz artık yani. Bunun geyiğini yapmak, mugalata yapmak abeste iştigaldir. Biraz önce ne demiştim? İşte İslam devletleri fethettikleri topraklarda mabetlere genel dokunmamışlar. Sadece sembolik anlamdaki mabetlere dokunmuşlardır. Ayasofya, Diyarbakır Ulu Camii. Diyarbakır Ulu Camii İslam tarihinde 5. kutsal mescid olarak kabul edilir Kürşat Bey. Evet. İşte Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi,
Mescid-i Aksa, Şam'daki Emeviye Camii, Diyarbakır Ulu Camii. Bu Ulu Camii enteresandır. Ateş tapınağıdır. Zerdüştler tarafından yapılmıştır. Mecusiler tarafından yapılmıştır. Sonra kilise, Romalıların hakimiyeti kiliseye çevrilmiştir. Ve 639 yılında İslam Ömer zamanında fethedilince Mar Toma Kilisesi, hatta Mar Toma Kilisesi, Diyarbakır Ulu Camii'nin adı, o zamanki adı, Ömer tarafından fethedilince camiye çevrilmiştir. 639 yılı önemlidir. Hani Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdi falan konuşulur ya. Evet. Mescid-i Aksa da 639 yılında yapılmıştı. Peygamber ölümünden sonra. Yani kıble olması falan hikaye, öyle bir şey yok. Yok, kıblemiz değil bizim Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa tarihinde hiçbir zaman kıble olmamıştır. Onu söyleyelim. Bizi kandırıyorlar. Çünkü evet. Kudüs 639 yılında fethedildi Ömer zamanında. Nasıl bizim kıblemiz oluyor? Orada mescid de yoktu. Mescid-i Aksa da yoktu. Bugün Mescid-i Aksa olarak kabul ettiğimiz mescid, Emevi Halifesi Mervan tarafından yapılan bir camidir. Bu kadar. Evet. Yani bizi yanıltıyorlar, bizi böyle camilerle, bilmem nelerle bizi avutuyorlar, uyutuyorlar Kürşat Bey. Evet, 1934'te, 24 Kasım 1934'te müze yapılması karar alınıyor. 1 Şubat 1935'te de müze olarak açılıyor Ayasofya. Ya ben Yusuf Halacıoğlu'na saygı duyarım, işte paylaşıyor. Yusuf Halacıoğlu'na saygı duyarım. İyi bir tarihçidir. Ancak takmış oradaki Bakanlar Kurulu kararı, yani müze yapılmasına dair Bakanlar Kurulu kararındaki imza sahte. Neymiş efendim oradaki Kemal Atatürk, K. Atatürk'teki A sadece o kararnamede köşeli büyük A harfi olarak yazılmış. Diğer bütün imzalarda küçük A kullanılmış. Dolayısıyla sahtedir. Ya alakası yok. Sonuçta o andaki Atatürk imzası tam oturmamış. Yeni kullanıyor. Birkaç tane imza kullanmış olabilir. Atatürk yani, uzman olarak ben gireceğim o konuyu hocam. Notum var. Ben görüşümü söyleyeyim, siz girin. Tabii. Yani Atatürk'ü eğer böyle demek, ya Atatürk'ten habersiz bu ülkede tek adam olduğu dönemde bile Atatürk'ten habersiz bir sürü iş yapılmış iddiasını ortaya atmış olursunuz. Mümkün mü Kürşat Bey? İşte anlatacağım o üstadım ben. Sembol caminin Atatürk'ten habersiz müze yapılması mümkün mü? Atatürk 1935'te gitmiş zaten, müze yapıldıktan sonra camiyi gezmiş. Bir sürü o müzedeki eksiklikleri, şunu böyle yapın, bunu böyle yapın da talimat vermiş. Şurayı düzeltin falan diye. Sırf inat ediyor ki ne bileyim Atatürk'ün imzasının bulunduğu mürekkepler tetkik edilecek. Böyle bir şey olamaz ya. Yani şu süreçte 5 günlük üstadım, ya Halaçoğlu'nu çok severdim. Hala da öyle. Saygımda yok da. Şu 5 günlük süreçteki tavrı beni de çok şaşırttı. Yani bir çocuğun bir oyuncağa takılması gibi aynı noktaya takıldı. Başka hiçbir şey göremedim. Tıpkı şey gibi ya, benim şaşırdım. Artık bu ülkücü abilerde diyelim bir yol şaşırması var. Yavuz Bülent Bakiler de aynı durumda. Son yıllarda burada televizyonlar Atatürk hakkında bir sürü olumsuz şeyler konuştu ya. Yakışmıyor yani, bilmiyorum. Bizim abilerimiz bu insanlar ya. Bizim fikirlerine istifade ettiğimiz, kitaplarını okuduğumuz abilerimiz ya Kürşat Bey. Evet. Ben çok yaşıyorum hakikaten. Ne oluyor bunlara? 65'i geçirince bunlar ya hakikaten bunlar hiç evden çıkartmamak lazım artık. Bilemiyorum. Korona bir şey oldu. Evet. 1991'de Ayasofya Camii'nin Hünkar Kasrı veya Hünkar Mahfili denilen bölümü ibadete açıldı. Orada şu anda 5 vakit ezan da okunuyor. Namaz da kılınıyor. Cuma namazı kılınıyor. Bayram namazı kılınıyor. Diyanet oraya 2016 yılında A kalite kurra hafız seviyesinde bir din adamı atadı. Şu anda okunan ezan oranın 4 minaresinden de yayınlanıyor. Hatta Sultanahmet Camii ile ezanlar karşılıklı okunuyor. Bir ahenk içinde oraya gelen gerek yabancı turistler gerekse yerli insanlarımız manevi bir huşu içinde etkileniyorlar. Sırf muhtemelen sırf ezanın uhrevi havasından ikilenerek Müslüman olanlar bile vardır. Yani şu anda orası ibadete açık. Daha bunun geyiğini yapmak. Ben geyik diyorum artık buna. Efendim ipe un sermek, sağa sola çekmek, bilmem Danıştay'a göndermek abeste iştigaldir. Kardeşim iraden varsa, gücün varsa aç. Bu tamamen siyasi iradenin yapacağı iştir. Bu mahkemelerin
Çünkü orayı müze yapan irade hukuk yargı değildir. Siyasi iradedir. Bakanlar kuruludur. 1934'te evet. Bakanlar kurulu kararıyla müze yapıldıysa sen de bir bakanlar kurulu kararıyla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle orayı direkt cami yapabilirsin. Tabii gelecek şeyleri, dünyadan gelen tepkileri göze alabiliyorsan, dayanabiliyorsan bunu yargıya, Danıştay'a olan havale etmek ipe un sermektir. Benim görüşüme göre. Evet, Kürşat Bey. Yani yarın muhtemelen diyecek benim kanaatim o yönde. Çünkü biraz sonra tekrar gireceğim bu konuya izniniz olursa şunu söyleyeyim şimdi. Danıştay da muhtemelen menfiye karar verecektir. Eğer hukuka bağlı hareket edebiliyorlarsa, dirayet götürebiliyorsa Danıştay. Olumsuz karar verecektir yani. Müze evet. Olmasını da ısrar edecek, etmelidir. Yani bana öyle geliyor. İlber evet. Ortaylı diyor ki bu oyuncak değildi. 1934'te aynı bizim gibi düşünüyor İlber Ortaylı profesör, tarihçi. 1934'te bunun kararı alınmıştır. Bu devlet işidir, oyuncak değildir. Biz Atatürk'ün işlemine bağlı kalmak durumundayız diyor. Ha gönlümüz ister ki, benim sizin de gönlünüz ister ki cami olsun. Ancak cami olmasının biraz sonra anlatacağım caminin bir sürü mahsuru da var. Onları bertaraf edemeyiz yani biraz mümkün değil. Onu anlatacağım hukuki durumunu Kürşat Bey. Üstadım benim gönlüm istemiyor çünkü benim dinim, benim imanım dört duvara Ayasofya bağlı değil. Ayasofya olmasa da ben elhamdülillah Müslümanım. Olmasa da elhamdülillah Müslümanım. Cami olsun ancak evet. Olamayacağım ama anlatacağım biraz sonrasında. Hı-hı, tamam. Şimdi ben öncelikle şu Danıştay meselesinden girip bazı hususlar söyleyeceğim. Değindiğiniz konularla ilgili. Danıştay daha önce okullarda andımızın okutulması gerektiğine karar vermişti. Dinledi mi hükümet? Dinlemedi. Hiçbir okulda okutturmadı. Evet. Şimdi Danıştay'ın kararlarına çok mu önem veriyorlar da Danıştay kararını bekliyorlar? Yani bunlar bir sürü yargı kararları var. KHK ile ihraç edilenler hakkında olumlu karar verdi. Onlar iyi döndürüyorlar. Hiçbirini dinlemiyorlar. Şimdi evvela üstadım şunu da belirteyim ben. Bunu ben tam paylaşacaktım ki sakın CHP, İYİ Parti takipçilerime bağlı paylaşacaktım. CHP ve İYİ Parti eğer karşı çıkarsa büyük hata yaparlar. Desteklerin bakalım nasıl açacak diye. Çünkü kullanamayacaktı bu sefer. Şimdi evet. Tam bunu yazacakken Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti güzel bir hamle yaptı. Takdir ettim kendilerini. Evet. Teklif sundu. AK Parti kendisi reddetti. Siyaset üretmek budur. Bizim beklediğimiz, mecliste partilerden beklediğimiz şey budur. Böyle tartışıp sağa sola kavga edip ellerini masaya vurmak değildi. Siyaset üretmek budur. Ve ben halen iddia ediyorum. Ben arkasındayım. Bakın. Açsın camiye çevirsin bakalım nasıl. Ben destekliyorum. Hem partimizden destekliyorum hem şahsi destekliyorum. Tamam mı? Yani orası cami olsun olmasın benim gözümde çok önemi yok. Ondan dolayı değil. Siyaseten ben bu tuzağa düşmemek için destekliyorum. Açsın bakalım Trump çok büyük yakın dostu Trump'ı ezip de orayı camiye çevirebilecek mi? Buyursun açsın bakalım. Şimdi velhasıl üstadım diğer taraftan önce şu hukuki bir yapısı var. Hukuki yapısına bir girelim konunun. Şu an hukuki yapısı Ayasofya Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Yapısal olarak işlemleri oradan yürütülür. Şimdi vakıflar biraz önce söylemiştim. Fatih Sultan Mehmet'in bir fermanı yoktur. Ya işte burayı camiye çevirdim. Camiden şey bunlar hep FETÖ'nün kanallarının, medya kanallarının uydurmalarıydı kaldı. Halkın aklında bunlar kaldı. Şimdi buradan hareketle şunu söyleyeceğim. Vakıflar Genel Müdürlüğü ben biliyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü iş yaptı. Onlardan bir yerde eski kurumunda otel yapmak için iki dönüm arsa aldı. Oradan dolayı vakıfların işlemlerini ve tarzını biliyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bir beddua var. Gerçekten web sitesinde bile vardır. Girip bakabilirler. Ama bu Ayasofya'ya yönelik bir beddua değildir. Vakıflarla ilgili vakıflar, tüm vakıflarla genel müdürlüğü ilgili genel bir bedduadır ve der ki vakıfları, vakıflar mallarını çıkarına kullanan, sömüren kişiler Allah'ın ihlal etmesinler kısaca. Ve gerçekten çok büyük bir duadır. Hatta vakıfçı arkadaşlar da, vakıflarda çalışan arkadaşlar da demişti ki gerçekten bu dua tutuyor, vakıflarda kim şey yaparsa tepe taklak ediyor dedi. Ben şimdi, de çok inanıyorum ona. Evet, evet. Şimdi vakıfların yani. Dükkanları var, arsaları var, iş yerleri var, şirketleri var. Bunların hepsi vakıf. Mesela örnek veriyorum Konya'da bu çoktur. En çok Konya'dadır. Konya'nın merkezinde o Mevlana'nın olduğu yerdeki bütün o dükkanlar, merkez dükkanlar tamamı vakıflara bağlıdır. Buradan kira alırlar. 270 yıldır aileden aileye kirayı devreden aileler biliyorum ben orada.
Ankara'da var, arsa var. Yozgat'ın girişinde bir yer var, 8 katlı otel izni verilmiş vakıfların. Anlaşıyor, oteli yapacak kişi yapacak, vakıflara kirasını ödemeye devam edecek. Atıyorum 19 yıllığını anlaşıyorlar, 20 yıllığını anlaşıyorlar. Böyle düşünün. Şimdi ona çevirdiler. Şimdi vakıflar ticaret üzerine dönmüş. Amacı zaten vakıfların şu, bir, elde edeceği gelirlerle mallarını yaşatmak, tadilat etmek, tamir ettirmek. İki, vakıflar elde edecekleri gelirlerle aynı zamanda düşkünlere, ihtiyaç sahiplerine de katkı sunuyor. Onlara bir faydası oluyor. Şimdi vakıf, yani müzeye çevrilmesi bile vakıfların amacına uygun şu an. Ayasofya'nın müze olması. Çünkü Türkiye'de şu an en çok ziyaret edilen turizm yeri. Niye? Siz de biliyorsunuz Hristiyanlar buraya gelince hacı oluyorlar. Ayasofya'ya gelince hacı oluyorlar. Şimdi bunu gözden kaçırmamak lazım. Yılda 300 milyon TL evet. Turizm durumumuz var. Şimdi bakın şunu söyleyeceğim. Yılda 300 milyon, 370 milyonu. 370 milyon sadece oradaki bilet parası. Bunlar İstanbul'a geldiği zaman bir hafta kalıyor dışarıdan gelen bir kişiye. Lokantası kazanıyor, oteli kazanıyor, insanı kazanıyor, taksicisi hepsi kazanıyor. Evet. Düşünün buradan en az 2 milyar lira ülkeye katkısı var. Ki döviz krizi yaşıyoruz şu an. En çok AK Parti'nin ihtiyacı var Ayasofya'nın, müze olması. 10 lira topluyoruz aylardır evet. Vatandaş. Evet. Şimdi buradan hareketle bir defa vakıf olmasında, müze olmasında, cami olmasında bir şey yok. Biz kaldı ki geçen cami satanlar bugün Ayasofya'nın cami olmasını canlı görmesin. Oraya da hiç girmiyorum şu an. Daha yeni cami sat desenler belediyesi. Evet. Diyarbakır Ulu Cami'ye ben bizzat gittim. Evet. Ülkenin hemen her yerine geldim. Sadece Diyarbakır Ulu Cami'de yok. Çok güzel. Çevrilmiş dediğiniz gibi belli orada. Çevrilmiş. Çok güzel orada bir cami var. Ama bir farkı var. Buraya gelenler tekrar belirtiyorum. Ayasofya'ya gelenler hacı oluyor. Hristiyanlar buraya geldiği zaman kendi anlayışlarında, din anlayışlarında hacı oluyorlar. Üstadım İzmit'te konsülün toplandığı yer var. Bakın ilk konsülün, hani Hristiyan konsülü var ya bu Kurtlar Vadisi'nde falan da çıkartıyorlar. İncillerin tesbih edildiği konsülü. İzmit konsülünün toplandığı, ilk toplandığı tarihteki yer var. Şimdi buralara bakılmadığı için buralar hep göçmüş gitmiş. Ben olsam buralara da tadil ederim. Ziyarete açarım, para basarım yani. Şimdi Ayasofya... Ayasofya Camii. Kürşat Bey, orada Ayasofya Camii var galiba İznik'te. Evet, evet. Şimdi Diyarbakır'daki kiliseyi şu an kiliseye çevirsen, müzeye çevirsen kimse gitmez. Bir önemi yok. Ayasofya'nın bir farkı var. Ayasofya'nın bir farkı var. Ayasofya'nın bu kadar ziyaretçi almasının da bir farkı var. Diyarbakır'dakinden çok farklı. O nedenle İstanbul'daki Ayasofya'yı her şeyden ayırmak. Yani oraya kilise olarak gerçekten var. Ben artık oraya ibadet olarak da, ibadethane olarak da bakmıyorum. Yani böyle bir algım var benim. Diğer taraftan eğer ki fetih hakkına, kılıç hakkına sahip çıkılacaksa, Türkiye'de Anadolu'da yapılmış ilk cami şu an çökmek üzere. Ya Ardahan'daydı ya Iğdır'daydı. Tam yerini hatırlamıyorum. Onu arkadaşlar yayında ekleme sunuyorlar. Ani Harabi'de. Evet. Kars'ta. Evet. Bursun'da diyorum. Onu camiye çevirsinler ya da onu tadilat yapsınlar. Madem kılıç hakkına bu kadar biz dikkat ediyoruz. Anadolu'yu fethetmenin simgesi orada duruyor. Gidin onu tadilat. Yok. Amaç şov yapmak. Ama bu sefer dediğim gibi İYİ Parti'ye teşekkür ederim. Verdiği teklifle ellerinde patlattı bombayı. Şimdi vakıflar üzerinden şuraya geleceğim. Hukuken bu durum nedir? Şimdi Atatürk'ün verdiği kararlar var. Haricinde eğer siz bu vasiyetnamelere çok dikkat ediyorsanız, çok böyle saygı gösteriyorsanız şunu yapmayın. Ağaçlar biliyorsunuz Atatürk Orman Çiftliği insanlar Ankara'dakini bilir. En meşhur odur. Türkiye'de 33 tane ilde ağaç vardı üstadım. Bunların 28'i kaldı. Onlar da çevrildi. Böyle yeşil alan olarak kalan 4 veya 5 tane. Van'da vardır. Van'daki yeşil alan ağaçtır gene. Ankara'da ağaçtır. Yalova'da var. İstanbul'da vardı. Mersin'de vardı. Bunlar hemen hemen kendini koruyor. Şimdi bir defa ağaç miraslarına siz dadandınız şu an. Geldiniz sarayı ağaçın ortasına diktiniz. Orayı mahvettiniz. Amerikan Büyükelçiliği'nin orada şeyi var. Büyükelçilik binası var. Sanki ne oluyorsa kalktınız Ağuç'un en güzel yerinden şu an Amerikan Büyükelçiliğine yer verdiler, arsa verdiler. Talan ediyorlar şu an. Dinozorlara verdiler. Kocaman bir alanı boş duruyor şu an. Maalesef. Şeydeki alanı Yalova'daki Atatürk Orman Çiftliği'nin şu an köşkün olduğu yeri
millet bahçesine çevireceğiz diye ayağa kalktılar. Bir defa bu mirasa sahip çıkın. Kalktınız İş Bankası hisselerine saldırıyorsunuz parasız kaldınız diye. Madem sizin için devlet büyüklerinin vasiyetleri çok önemli, Fatih'in vasiyeti önemli, Atatürk'ün vasiyetine de saygı gösterir. Şimdi bunları gördükten sonra üstadım, yani ben bunu normal sayıyorum, yüzeysel gidene kadar ülkemizi mahvedecekler. İnşallah bir an önce bu zihniyetten kurtulur. Bakın siyasetten bahsetmiyorum. Bu gidip de aynı zihniyet yerine gelecekse hiçbir önemi yok bunun. İnşallah bu zihniyetten kurtarırız. Son olarak ben bir şey değinip size bırakacağım üstadım. Halaçoğlu dediniz ki böyle böyle Atatürk işte imzasından haberi yok muydu dediniz ya siz az önce. Halaçoğlu televizyonlarda söylediğinde. Şimdi ben Atatürk'ün bu imzadan haberi var mı yok mu? O Ayasofya müzeye çevrilmiş de 3 yıl haber olmamış mı? Buna başka bir açıdan yaklaşacağım. Ayasofya ne zaman müzeye çevriliyor? 1934'te 35'te tamamen bitiyor. Yani şey oluyor. Müze olmuş oluyor. Açılıyor. 3 yıl Atatürk yaşıyor. 3-3,5 yıl Atatürk yaşıyor. Müze olduktan sonra. Şimdi bakın. Atatürk'ün çevresinden haberi var mı yok mu? Çok ince bir. Bunlar benim kitabımda olan bir şey aynı zamanda. Buradan kitabımdan pasajlar vereceğim. Örnekler vereceğim. Şimdi üstadım. Genelde de bilinen bir şey. Fotoğraflarını aldık. Ekrana yansıtılacak. 1938'de hasta. Teşhisi konuluyor. Artık vücudu kaşınıyor. Stop diyor vücudu. Doktorlar diyor ki gitme, gezme, istirahat et. O sırada da Fransa Suriye'de Hatay meselesini kaşımaya başlıyor. Hatay'a göz dikiyor. Ve buna izin vermemek için yani çete lideri olmaya rağmen Cumhurbaşkanlığından istifa edip çete lideri olmayı düşünüyor. Kalkıyor Fransa'ya gözdağı vermek için 1938'de hasta haline Mersin ziyareti yapıyor. Kendisi desteksiz zor ayakta dururken kimsenin kendisini tutmasını istemiyor. Askeri selamlıyor, diğerlerini selamlıyor ve bunu Anadolu Ajansı aracılığıyla tüm dünyaya servis ettiriyor. Yani görün ki niye? Atatürk önemli bir figür. Atatürk ölürse psikolojik olarak Fransa üstün gelecek. Hasta diye söylentiler çıkarıyor Fransa. Atatürk hasta olmadığını, ayakta olduğunu, asker selamlandığını ve askerinin de müdahaleye hazır olduğunu söylüyor, gösteriyor psikolojik olarak. Ve Fransa o hasta haliyle bile Hatay meselesini hallediyor. Mustafa Kemal Atatürk. Kürşat Bey, aklıma geldi. Atatürk tarihte kimler örnek alıyor? Siget varsa ben de malum Kanuni Sultan Süleyman ölüyor. İç organlarını boşaltıyorlar orada cephede. Evet. Kanuni Sultan Süleyman atının üzerine bağlıyorlar. Yani padişah yaşıyor havası vermek için Sokulu Mehmet Paşa'nın devlet rayetiyle. Ordunun önünde yürütüyorlar cenazeyi. Aynı şey. O da hasta halinde. Bak aynı devlet yönetimi. Devlet adamı budur işte. Aynı bak hasta halinde gidiyor. Ben daha ayaktayım. Hücum yerinde. Evet. Gereğini yapalım. Mesajı veriyor dünyaya. Evet. Buyur. Evet. Ve hasta haliyle Hatay meselesini halleden bir adamın 1934'ten itibaren Ayasofya'dan haber olmadığını düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Daha başka bir şey söyleyeceğim. Hasta yatıyor ve ondan izinsiz Fransız doktorunu çağırıyor. Harry Kissinger. Aslında Yahudidir kendisi de. Fransa'da olduğu için Fransız diye bilinir. Fransa'da doktorluk yapan, dönemin en iyi doktorlarından, dünyadaki en iyi doktorlarından biri olan Harry Kissinger'ı çağırıyorlar. Hatta onlara kızmıştır kendisinden Hatay meselesi varken, Fransa'da savaş olmak üzereyken, Fransız doktoru niye çağırdıklarına da, çünkü sır gidecek ki o tarafa. O beni Türk hekimlerine emanet ediniz cümlesini de orada kurmuştu. Neyse, bunu dedikten sonra şey yapıyor, Kissinger geliyor, kendisinden sıvı alınacak. Sıvı alıyor, yatarak Atatürk yatıyor istirahat halinde. İşte Mersin dönüşüyor artık son 3 ayı. Ve Kissinger gidecek tabii. O gelince Atatürk rahatlıyor. Onun müdahaleleriyle, tedavisiyle verdiği ilaçlarla rahatlıyor. Kissinger gitmek istiyor. Diyor ki ben artık Fransa'ya döneceğim diyor. Hani işimin gücümün başına gideceğim. Beni bırakın diyor kısaca. Ben dönmek istiyorum. Gitme diyor. Atatürk diyor ki gitme ısrar ediyor. Kissinger dinlemiyor. Dışarı çıkıyor ve insanlara diyor ki neden diyor kabul etmedin biliyor musunuz diyor. Yatakta yatarken bile yani hasta haliyle bile öyle güçlü bir iradesi var ki ben profesörüm diyor. Beni artık zapt etmeye başladı. Eğer burada biraz daha kalırsam ömrüm boyu bir daha geri dönemeyeceğim. Atatürk bilinç olarak, kapasite olarak, zeka olarak Allah vergisi midir? Okuduğu için gelişmiştir. Onlar önemli değil. Böyle bir insandır. Hiçbir şeyi kaçırmayan, etrafındaki hiçbir şeyi kaçırmayan, bakın hasta yatağında dünyanın en ünlü doktorunu zapt ediyor. Bilinç olarak zapt edecek kadar güçlü bilince sahip bir insandır. Ve siz buna kalkıyorsunuz, diyorsunuz ki imzasından haberi yok.
O imza olayı da zaten bir Ermeni'nin uydurmasıdır. Oraya hiç girmiyorum. İmzasından haberi yok. Ayasofya kararnamesini Atatürk imzalamamıştır. Atatürk çalışmış olabilir yani. Hatta olabilir, mümkündür. Evet. Bir sürü canımız Ermeni değil, Ermeni eseri değil mi sonuçta? Evet. Yani kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Ben de onu aynı şekilde düşünüyorum. Atatürk'ü kötülemiş oluyorsun. Yani başka bir şey yapmıyorsun. Ama tarih olarak hiç... İslamcıların tuzağına düşüyor. Tamamen gezilerin tuzağına düşüyor. Evet. Bunu hatırlatmak lazım. Tarihi gerçeklik olarak hiçbir karşılığı yok söylediklerini. Palaçoğlu'nun kendi kendini bence kötü bir duruma düşürdüğünü düşünüyorum son birkaç gündür. Var mı üstadım başka aktaracağınız bir şey? Tabii öne işin dananın kuyruğunu şimdi koparalım. Aslında önemli bir konu var. Şimdi UNESCO'nun tarihi dünya miras listesinde Ayasofya. Sadece Ayasofya değil, İstanbul'un komple bazı tarihi mekanları 1985 yılında UNESCO'ya tarihi miras olarak listeye girmiş. 18 tane tarihi eserimiz var UNESCO'nun dünya miras listesinde. 83 tane de geçici listede bulunuyor Kürşat Bey. 1972'de kabul edilmiş bu. Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme kabul edilmiş. Evet. Türkiye'de 1983'te bu sözleşmeyi kabul etmiş. Ondan sonra da 1985'te İstanbul'daki işte Ayasofya'da bulunduğu tarihi mekanların bir kısmını tescil ettirmiş o listeye. O listeye kaydolmak önemli çünkü hem UNESCO'nun bazı imkanlarından o eseri hayata tutmak için nasıl korunacağına dair onların bilimsel bilgilerinden istifade edelim. Hem de yatırım fonları var. Onlarla o fonlar kullanarak o eserleri restore ediyorsunuz. Ayasofya'da restore edilmiş o fondan istifadeyle 1999'dan sonra. Şimdi o sözleşmeyi kabul etmişiz de biz o sözleşmeyi de anayasanın 90. maddesi. Tam metni okuyacağım oradan. Tabii. Yani biz milletlerarası sözleşmeleri üst hukuk düzenlemesi olarak kabul etmişiz. Hatta bizim kanunlarımızla, anayasamızla milletlerarası sözleşmeler çelişirse milletlerarası sözleşmeler geçerlidir diye anayasamıza yazmışız 90. Evet. maddeyi. Anayasadan sonra gelen hukuk hükümleridir. Bunu bizi izleyenler asın okusunlar. Olay şöyle. Hani bu 90. maddenin, anayasamızın 90. maddesinin son fıkrası şöyleydi. Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrası şöyleydi. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz. Bu hükümet 2004'te bu fıkraya şöyle bir ifade daha ekledi. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır. Yani milletlerarası anlaşmalar bizim bütün hukuk anayasamızın da üzerinde. Dolayısıyla biz bu tarihi eserlerimizi, 18 tane tarihi eserimizi dünya mirası olarak UNESCO'ya tescil ettirdik ya. Evet. Yani biz bu şeylere bağlıyız. Artık tescil ettirdiğimiz 1985 yılında 356 sıra numarasıyla kaydettirdiğimizde Ayasofya Camii müzeydi. Müze statüsündeydi. Yani biz bunun statüsünü değiştirerek orada bazı engellemeler yaparsak sözleşmeye UNESCO'nun o sözleşmesine aykırı davranmış oluruz. Anayasamıza aykırı işlem yapmış oluruz. Ve bunlar gerekçe göstererek herhangi bir yabancı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açarsa kazanır ve Türkiye'yi tazminata mahkum eder. Evet. Çünkü biz buraya cami yaparsak ne yapacağız? İslam dini resme surete karşı haram gözüyle bakıyor. Camilerde, bizim camilerimizde resim olmaz. Ne yapacağız bu sefer? Ayasofya'yı camiye çevirirsek oradaki freskslerin işte Meryem Ana, İsa fresklerinin üzerine kapatmak zorundayız. Kapatınca bu sefer UNESCO'ya verdiğimiz sözü tutmamış olacağız. UNESCO'dan istifade ediyoruz ama onların imkanlarından UNESCO diyor ki bu eserler yabancıların herkesin istediği şekilde görmesine, bilgi almasına açık tutulacaktır diyor. Yani biz bunu kabul etmişiz. Yarın biz bu frekslerin üstünü kapatırsak bu hükme aykırı davranmış oluruz ve kendi kendimizi mazhar etmiş oluruz.
yarın çıkar bir Yunan keferesi, bir Fransız keferesi bir dava açar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bizi tazminata mahkum eder. Yani Danıştay olumlu görüş bile bildirse Kürşat Bey, Ayasofya Camii komple olarak ibadete açılamaz, cami olarak açılamaz diye düşünüyorum ben. Evet, ben de aynı şekilde. Ben kendi son sözümü söyledim. Çok söylenecek şey var da yetmez programlara. Şimdi ben kendi son düşüncemi, fikrimi söyleyeyim. Kişisel olarak düşüncem şudur. Ben bırakın Ayasofya'nın camiye çevrilmesini, normal camilerin bile yeni cami yapılmasını istemiyorum. Niye? İhtiyaçtan fazla var. Cemaat toplamayan bir ton cami var. Sadece İstanbul'da değil. Anadolu'nun her yerinde insanlar cami yaptırmayı ibadet sanıyorlar. İnsanlar cami yaptırarak güzel bir şey yaptıklarını, hani dinen kendilerine sevap işlediklerini düşünüyor ama bence Allah'a yapıyor. Evet, israf ediyorlar. Bence israf ediyorlar. Keşke Ayasofya tartıştığımız kadar üniversitelerimizi tartışsaydık, okul yapmayı tartışsaydık, okul tertip etmeyi tartışsaydık. Maalesef böyle şeyler yok. Daha da ötesi, ben kişisel olarak dediğim gibi gereksiz görüyorum. Yeni cami bile gereksiz görüyorum ben, yeni yapılan camileri. Ama hukuki olarak ben şu an diyorum ki artık bu işi çok kullandı, siyaseten çok kullandı partiler, bazı partiler. Arkasındayız, siyaseten arkasındayız. Buyur yap diye destek veriyoruz. Köstek olmayacağız, destekçisiyiz. Yaparsa arkasındayız. Hadi bakalım yapabilecek misin şeklindedir fikrim var. Yapamayacağını hepimiz biliyoruz ama artık dönem dönem bunun temcit pilavı gibi vatandaşın önüne getirilip de gündem değiştirmesinde bu sandık artık. O yüzden dibine kadar destekçisiyiz. Bunu da ilave edelim Kürşat Bey. Önemli bir konu. Atatürk'ün Ayasofya'yı müze haline getirdiği tarihte İstanbul'un nüfusu 741 bin. Geçen işlemiştik. Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e kalan cami sayısı 11 bin. Bunun da çoğu herhalde İstanbul'daydı. Evet öyle. 741 bin İstanbul nüfusunun camiye gideceklerin sayısı herhalde yani sakatları, çocukları, kadınları çıkarınca geriye kim kalırdı? Kaç insan kalırdı? Onu hesap edelim. Kalan cami sayısını da hesap edersek herhalde geçen ben espri yaptım. Kişi başına herhalde 5-6 metre kare cami düşerdi. Yani öyle bir durumda orada Ayasofya boş dururken Atatürk en azından hem uluslararası prestij kazanmak, hem ne bileyim işte hoşgörü ortamı yaratmak yeni kurulan bir devlet için önemli. Mesela o tarihlerde Yunanistan Başbakanı Venizelos Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştir mesela. O, yani o zaman bizim dosta ihtiyacımız var işte. Bugün komşularla sıfır sorun politikası izleyeceğiz diye herkesi sıfır dosta çevirdik ya. Evet. O zaman da işte dost kazanmak durumundaydı. Öyle bir icraat uygulama yapılmıştır. Bence hem dine uygundur, hem akla uygundur o zamanki muamele, müzeye çevrilmesi işi. Hem de devletin genel siyasetine, dünya barışına, Türkiye'nin işte yurtta suç yanında barış ülkesine uygundur. Bence bağlı kalmak lazım. Bugün Çamlıca'ya yaptım. Kaç yüz bin kişi alıyor cami, orada boş duruyor. Çamlıca cami. Efendim Taksim'e yapıyorsun bir cami, o artık ben bilmiyorum cemaat sayısını. O da yarısı boş kalacaktır. Yani böyle bir ortamda Ayasofya'dan cami yapılmasına ısrar etmek, bir sürü oradaki şeylerin, resimlerin, frekslerin üzerine kapatacağız, efendim alçı çekeceğiz, boyayacağız falan. Bunlar lüzumsuz şeylerdir. Bence iktidarın bundan vazgeçmesi lazım. Bir an önce. Türkiye'nin madara olmaması lazım diye düşünüyorum. Zaten hiç karar vermedi. Vazgeçmesine gerek yok. Karar vermedi ki vazgeçsin. Öyle bir attı ortaya da bu sefer hiç beklemediği bir destek gördü. Şu an o destekle ne yapacağını düşünüyor. Yapmasa durur. Tahminimce şunu yapacak. Temmuz ayını beklerim dedi ya. Şu an o suçu günah gösteriyor çünkü insanlara. Onu da kendi üstüne almamak için sorumluluğu. Diyecek ki Danıştay karar verdi diyecek Danıştay'a. Danıştay da red diyecek. Çünkü mümkün değil çevreler biliyorum. Siz de saydınız. Ekonomik, siyasi, hukuki, dış politika açısından buranın camiye çevrilmesinin mümkünatı yoktur. Bunu AK Parti'ye ülkeyi yöneten parti olarak herkesten daha iyi bilmektedir. Bu nedenle bunu da artık attı ortaya, bir kullanayım dedi siyaseten. Kullanamayacağını da gördü.
Şimdi Danıştay'ı kötü çocuk ilan ettirecek, diyecek ki Danıştay karar vermedi. Herkesi, daha doğrusu kendi yandaşlarını, hala kendisine inanan kendi yandaşlarını Danıştay üzerinden ikna etmeye çalışacak. Kötü çocuk olarak Danıştay'ı gösterecek, kendi yırtmaya çalışacak. Tabii kendi adamları, yandaşlar olmayan bizler bunu anlayacağız, inanmayacağız kendisine. Hep bu şey gibi Kürşat Bey, hani Rahip Brunson olayında mahkeme karar verdi dedik ya, dediler evet. Ya. Aynı şekilde diye yapacaklar yani. Danıştay evet. Karar verdi diyecekler, işi bitirecekler. Yani. Evet, teşekkür ediyorum değerli üstadım verdiğiniz bilgiler için. Güzel bir program. İnşallah farklı bir programlarımızı farklı hazırlamaya çalışıyoruz değerli izleyicilerimiz. İnşallah fark ettiyseniz televizyonda duymadığınız, dillendirilmeyen şeyler üzerinden gittik konunun üzerine. Burada şunu da söylemek istiyorum. Biraz önce de konusu açıldı. Ayasofya çökmek üzereyken Mimar Sinan oraya bir tadilat yapıyor. O minarelerini Mimar Sinan oraya işliyor daha sonra. Yani uzunca bir sürede 100 yıl cami olarak kullanılmış ama 100-120 yıl. Uzunca bir süre de minaresiz cami olarak gitmiş. O minareler Mimar Sinan'ın eseridir. Öyle bir destekliyor ki iki yanda Ayasofya'nın bugüne kadar yaşamasını sağlıyor. Hala ayakta durmasını sağlıyor. Şimdi Mimar Sinan'ın oraya katkısını bile bilmeyen insanlar Ayasofya cami olsun diyorlar. Yüzeysel tartışmalar. Daha da başka bir hususta da deneyeyim. 1616'da yapıldı Sultanahmet Camisi yanlış bilmiyorsam. Şu açıdan da hiç düşünmedi insanlar. Belki de Fatih Sultan Mehmet yaşasaydı diyecekti ki ya burada Ayasofya var. Zaten camiye çevirdik. O Sultanahmet oraya niye yaptınız? Boşu boşuna. Olmuyor, etmiyor. Veya diyecekti şu an yapılan bütün camileri görüp kızacaktı bize. Çamlıca'yı görüp kızacaktı. Anadolu'daki diğer camileri. Bu mudur diyecekti. Bunun için bir yani kendisi yedi dil bilen, tekniği, teknoloji bilen, devrinde hatta ulemanın, din adamlarını sevmediği bir kişiydi Fatih Sultan Mehmet. Ama şimdi kıymete kadire bindi din açısından. Belki de Fatih Sultan Mehmet'in kendisi yaşasaydı kendisi evvela Sultanahmet'ten itibaren kızmaya başlayacaktı. Buraya başka bir şey, bir medrese açabilirdiniz, bir okul açabilirsiniz diye. İnşallah dediğimiz gibi bizler artık bu cami tartışmalarından çıkar da bunun yerine niye bizim ilk 500'de, ilk 100'de üniversitelerimiz yok? Şu üniversiteye şu bina verilseydi faydası olur muydu? Türkiye'de kaç okul var? Öğrenci başına okulları nasıl geliştirebiliriz diye inşallah bu tartışmalara evriliriz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.